verdiniz, şerefler verdiniz efendim. Öncelikle temel atma törenimizin açılış konuşmalarını yapmak... Kıymetli arkadaşlarım, hepsiniz geldiğiniz için çok çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, Allah çok bizi memnun. Sağ olun, Allah razı olsun. Fatih ve Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi kesiştiği noktadayız. Tam orta yerdeyiz. İki adet camimiz var. Biri Cumhuriyet Mahallesi'nde, biri Fatih Mahallesi'nde. Tabiri caizse bu iki cami artık yetmiyor. 13 bin nüfusa yaklaştık. İki tane cami ihtiyacı karşılamıyor. Cuma günleri, bayram günleri, cenazelerde mümkün değil, yetmiyor. İnşallah bu cami hayırlısıyla bitiririz. Her ne kadar günün sonuna da gelsek yine de güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Tabii bugün çok değerli benden önce konuşan büyüklerimiz ifade ettiler. Ben hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada mahallemizin eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor herkes. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak aynı duygu ve düşünceler içerisindeyiz ve ya bu biraz da böyle oluyor değil mi? Yani hayırseverlerimiz, devletimiz, kurumlarımız, herkesin katkısı ve desteğiyle bu eksiklikler gideriliyor. Tabii Alanyurt bölgemiz bizim nüfus olarak tek başına düşünürsek önemli bir merkez. Yani baktığımızda 60 bin, 65 binlere ulaşmaya doğru giden bir mahalle. Koca bir şehir var burada aslında baktığımız zaman. Ancak tabii hızlı büyümenin getirmiş olduğu da bazı sorun ve problemleri de gördüğümüzü söylüyoruz. Bu nedir işte? Çok fazla inşaatlar yapılıyor. Bu inşaatların altyapıları, üst yapıları, yolları, işte yine kıymetli muhtarım söyledi, spor alanları, park alanları, okula ihtiyacımız da var bizim bu bölgede. İnşallah onunla ilgili de yürütülen çalışmalar var. Ve Allah'ın izniyle biz bu hızlı büyümenin arkasından hızlıca bu ihtiyaçları gidermek istiyoruz. Gerek Fatih Mahallemizde, gerek Cumhuriyet Mahallemizde olan eksiklerin de farkındayız. Burada ben buradaki tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her biri gerçekten gayretle, azimle bunların eksiklerini gidermek üzere çalışıyorlar. Bizler de onların yanındayız. Tüm hemşerilerimizin yanındayız. İnşallah bu eksikleri gidereceğiz. Bugün de burada caminin temelini atıyoruz. Bundan dolayı da ben de çok mutluyum. Çünkü bu önemli bir ihtiyaç. Allah'ın evini inşa ediyoruz. Sonuç itibariyle ibadetlerimizi yapacağız. Burada cemaatimizle birlikte olacağız. Ve tabii gönlümden geçen de inşallah benim de cemaati bol olsun. Geleni gideni bol olsun. Sahiplenelim. Yapmak bir mesele ama yaptıktan sonra onu yaşatmak, doldurmak gerçekten bu da çok çok kıymetli. Ama bu da işte yine el birliğiyle gerçekleşecek olan şeyler. Biz de burada katkı ve desteklerimizi hiç şüpheniz olmasın ortaya koyarız. Ben hayırseverimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Diğer destek verecek olan, katkı verecek olan tüm hayırseverlerimize de buradan da çağrımız olsun. Nihayetinde katkılar hızlı hızlı olursa hızlı hızlı da bu inşaatların bittiğini ve bir an önce ibadete açıldığını görmüş oluruz. Ben katılan herkese çok huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Camimizin temel atma töreninin hayırlı olmasını diyorum. Rabbim inşallah bir an önce de tamamını erdirsin temennisinde bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ne güzel bu güzel günde güzel bir hizmeti bugün başlatacağız. Onun için bir aradayız. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Muhtarımız söyledi, Sayın Başkanımız söyledi. Bu bölgemiz, İnegöl'ümüz her gün, her geçen gün büyüyen, gelişen, nüfusu artan, bu artan nüfusla birlikte de her türlü ihtiyacın da her gün tazelendiği, yenilendiği bir şehir. O yüzden bugün burada tabii önemli bir ihtiyacı. Muhtarımızın ifadesiyle sadece cami olarak değil, burada mahalle halkına hizmet edecek bir nevi kültür merkezi hüviyetinde bir yerin inşasına inşallah başlamış oluyoruz. Öncelikle ben hayırseverimize bu güzel davranışından, bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul eylesin.
Biz biliyoruz ki bu geçici dünyada yapıp ettiklerimiz bizim hayır defterine, amel defterine yazılacak ve o amel defterine hiç kapanmadan sonsuza kadar yaşadığı müddetçe hayırla, sevapla dolduracak olan bu güzel hizmeti de ne güzel Rabbim nasip etmiş, tamamını da nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve de şöyle buyurdu. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ancak iman eden. Yokuşlar Camii ilçemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kanundan gel.